Merhaba örgüseverler. Pembe Atölye'nin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 10 yaşı üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerin kullanabileceği çok şık bir boyunluk çalışması anlatacağım. Boyunluğuma alt kısımdan başlayacağım ilmeklerle beraber yukarıya doğru düz bir parça örüp modelimi bu hale getireceğim. Ve şu uç kısmına da 2 adet aksesuar olarak düğme kullandım. Yine sizler farklı ve küçük broşlar kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmadan da modelimizi kullanabilirsiniz. Çocuklarınız için örmek istiyorsanız, 10 yaş altındaki bebekleriniz için örmek istiyorsanız eğer, o zaman da ilmek sayınızı ve sıra sayınızı azaltmanız gerekmekte. Bu modelim için kullanmam gereken ip Alize Süperlana Maxi'yi kullandım. Renk olarak 505 kullandım. 100 gram 100 metre ölçüsünde. Bir yumaktan biraz fazla gitti benim elimin ölçüsüne göre. 7 numaralı şiş kullandım. Sizler de 100 gram 100 metre ölçüsündeki iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sadece haroşa örgüden yapabileceğiniz çok kolay bir model. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi modelimize ilmek atımıyla başlayalım. Modelimize boyunluğumuza başlangıç aşamasında Alize Süperlana Maxi ipimizle beraber ve 7 numaralı şişimizle ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Toplamda ilmeklerimizi 35 ilmek olarak atacağız ve şu baş parmağıma ipimi geçirdim. Şişimi arasından geçirdim ve ilk ilmeğimi şişime atıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği aynı şekilde baş parmağıma geçirip arasından ilmeğimi geçiriyorum. Benim ilmek atma yöntemim, ilmek başlangıç yöntemim bu şekilde. Sizler kendi yöntemlerinizle ilmeklerinizi şişinize atabilirsiniz. Bir sıralı şişle örüyorum. İki şişle de örülebilecek bir modelimiz. Ben videolarda kolaylık olması açısından bir sıralı şişle örüyorum. Toplamda şişime 35 ilmeğimi atıyorum. Hemen sayalım bir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35. Şişime 35 ilmeğimi attım. Daha sonra köşe kısmından ilmeğimin arasından geçerek düğümlüyorum. Ve şimdi örgüme başlıyorum. Şu an örgümün ters tarafındayım. İlk ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum. Tekrardan ilk ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Boyunluk modelimiz gayet kolay bir model. Sadece düz örgüden oluşuyor. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne artırma, ne eksiltme. Yukarıya doğru
Sadece örgülerimizi düz yönde örüyoruz ve böylelikle haroşa ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Ama siz haroşa ilmeklerinizi ters yönde yapıyorsanız aynı şekilde örgümüz görünecektir. Ben haroşa ilmeklerimi düz yönde yapmayı tercih ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum düz bir şekilde. 35 ilmeğimi tamamlıyorum. Tamamladım sıramı ve arka yüze geldim. Örgümün ön yüzündeyiz şu an. İlk haroşa sıramız tamamlamış olduk. Daha sonra ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz bir şekilde örüyorum. Yine bu sırada da aynı işlemi yapıyorum. Yukarıya doğru yapmamız gereken tek işlem bu. Sadece düz örmek ve böylelikle haroşa ilmeklerimizi oluşturmak. Uzunca bir parça öreceğiz. Size kaç santim olduğunu bitirip tamamladıktan sonra paylaşacağım. Böyle yukarıya doğru düz örgülerle, haroşa ilmeklerle yani devam edelim. Yukarıya doğru ilmeklerimi örmeye devam ettim ve haroşalarımı elde ettim. Ve toplamda 35 ilmekle başladığımız örgümüze 61 haroşa sırasıyla tamamladım. Ve en ve boy ölçüsü olarak da 26 santime 46 santim oldu. Yine sizler bunu kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Yani ben 35 ilmekle ördüğümde 26 santimi yakaladım. Belki siz 40 ilmekle, belki 30 ilmekle bunu yakalayacaksınız. Toplamda 61 haroşa sıramı ördüm ve şimdi ilmeklerimin tamamını tek seferde kapatacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Örgünün düz yönündeyiz bu arada. Daha sonra ilmeklerimi sırayla hem örüyorum hem arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek ilmeklerimi kesiyorum. 35 ilmeğin tamamını tek seferde kesip tamamlıyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayın. Biraz esnek olsun. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar kesim işlemiyle beraber tamamlıyorum. İlmeklerimin tamamını tek seferde kapattım ve ipimi biraz uzunca bırakıp şöyle iğneye geçirdim. Burası bizim örgümüzü bitirdiğimiz yer. Bu taraf ise başlangıç yerimiz. Şimdi dikişimizi yapacağız. Dikişimizi de şu şekilde. Buradan ölçümüzü getiriyoruz. Şöyle katlıyoruz ters tarafta. Yine buradan getiriyoruz. Katlıyoruz. Şimdi şu iki ucu, şu bölümleri, iki bölümü de 10 santim olacak şekilde işaretliyoruz. Ve ben 14 diş haroşa olacak şekilde yaptım. Yani şu dip kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 14. 14 diş haroşa yaptığımızda şöyle düz taraftan da sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 10 santime denk geliyor. Şöyle ve iğnemizi köşe noktasından geçirip sabitliyoruz.
Daha sonra yine karşıdaki köşe noktasından tekrar aynı yere ikinci bir sabitimizi yapıyoruz. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi sabitleme ilk işlemimizi yaptık. Daha sonra sıradaki karşı tarafta şu parçadaki yerdeki bu köşedeki çıkıntılardan bir bu taraftan, bir sağ taraftan, bir sol taraftan olmak üzere dikiyorum. Yine tekrar köşedeki çıkıntımız, bu taraftaki köşedeki çıkıntımız ve geçiriyorum. Tekrar köşedeki, tekrar bu taraftaki çıkıntımız. Bir sağ taraf, bir sol taraf. Yine tekrar sağ, sol. Tekrar sağ, sol. Bu şekilde karşılıklı olarak her iki tarafın dikiş çalışmasını yapıyorum. Şöyle. Bir sağ taraf, bir sol taraf olmak üzere dikiş çalışmamızı yapıp tamamlıyoruz. Şöyle en köşe noktamızı da yapıp tamamladık. Tekrar aynı yere sabitleme işlemini yapıyoruz. Köşe noktalarda aynı yere iki kere batarsak sabitlemiş oluruz. Böylelikle dikiş çalışmamızı tamamladık. İplerimi keseyim. Dikiş çalışmasından sonra iplerimi temizledim. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra şu taraftan katlıyoruz. Şöyle dışa doğru. Şöyle çok fazla olmadan bu şekilde görüntümüzü sağlıyoruz. Şöyle. Ve şu uç kısmına da ben 2 adet aksesuar olsun diye düğme diktim. Sizler yine dikmeye bilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ve şık oldu. 10 yaş üzeri çocuklar, yetişkinler için örgümüzü, modelimizi çalışabilirsiniz. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Çocuklar için, 10 yaş altı çocuklar için örmek istiyorsanız ilmek sayınızı ve sıra sayınızı azaltmalısınız. Uzunca bir dikdörtgen parça çocuğunuzun boyun kısmına olacak şekilde ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.